Konar beyler, nokta başlıyor. Ya gerçekler, ya sessizlik. Okan Bayülgen konuğuna hayat, iş ve gündem kümelerinden ardı ardına sorular yöneltecek. Konuğumuz yanıtlamak istemiyorsa ya da soruyu kısa kesmek istiyorsa, önünde bulunan noktalayıcıyla sunucunun sesini kapatacak. Okan Bayülgen aynı kuraldan yararlanarak konuğu net ve gerçekçi yanıtlar vermiyorsa, konuğun konuşmasını noktalayacak. Sunucu ve konuğu eşit şartlarda konuşacak. Bu kural konuğumuzun samimi, derin, dürüst açıklamalar yapmasını sağlayacak ve sizler alışık olmadığınız bir söyleşi izleyeceksiniz. Stüdyo hazır, söyleşenler hazır. Hanımlar Beyler nokta başlıyor. Hanımlar Beyler nokta canlı yayınına hoş geldiniz. Konuğumuz Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap Seçer. Hoş geldiniz efendim. Sizi bugün ağırlamamızın nedeni. Geçtiğimiz hafta yaptığımız programın bir devamı gibi bir farklı anlamda bir tür fikri takip programı yapıyoruz. Tabii ki bütün dünya gibi ülkemizde bu pandeminin pençesinde insanlar son zamanlarda tekrar siyasi konulara adapte olmuşlardı. Haber kanalları neredeyse hiç pandemiyle ilgili program yapmıyordu. Tekrar bu vaka sayısındaki ve ölüm oranındaki artışla beraber bütün haber kanalları aynı anda tekrar tıbbi programlar yapmaya başladılar. Biz başka bir yol izliyoruz. Tamam sağlık programları yapalım, doktorları dinleyelim ama görüyoruz ki doktorlar pandeminin başından beri neredeyse 8-9 aydır aynı tıbbi bilgileri anlatıp duruyorlar. İşte bir takım ilaçlar var. Bu ilaçlar çok bir işe yaramıyor. Bulunmuş bir ilaç yok. Bu Pandemi de bu e, hastalığı sağaltacak ama işte durdurma saatinde mutlaka kullanılması gerekiyor o ilaçların. Bir yandan aşının çıkması bekleniyor vesaire vesaire. Biz de insanlar bu konuda nasıl etkileniyorlar? insanlar değişik meslek gruplarından insanlar, bu pandeminin mağduru olan insanlar için ne yapılabilir? Ve sizin gibi, belediyeniz gibi bu konuda namzet iyi örnek e, olmuş kişileri ekrana çıkarmak istiyoruz. Siz özellikle pandeminin başına itibaren sanatçılara verdiğiniz destekle ve e, birazdan siz, sizin bize anlatacağınız birçok konuda e, iş imkanları açarak ilginç bir belediyecilik sergiliyorsunuz. Bu konularda sizden bilgi alacağız. Siz ilginç bir belediye başkanısınız. Daha önce milletvekili olduğunuz şehrin şu anda belediye başkanısınız. İkisinin arasında ne fark var? Biri rica makamı, biri icra makamı. Şu anda icra makamında bulunuyorum. Ben 8 yıl e, muhalefet milletvekilliği yaptım. E, dolayısıyla e, icra yapabileceğim bir alan değildi. Yani bir fidane dikip onun büyümesini e, görebilecek ya da bir imar yapabilecek, bir ihya yapabilecek bir kente ya da ülkede. Böyle bir makamda değildim ama şimdi... E, aldığım kararlar neticesinde e, bunları yapabiliyorum, görebiliyorum, e, neticeye tesir edebiliyorum, müdahale edebiliyorum, fark yaratabiliyorum, değişiklik yapabiliyorum. E, çok fark var, çok da sevdiğim bir e, çalışma alanı, bir görev olarak değerlendiriyorum. Peki seyircimize. Biraz Mersin'le ilgili bir bilgi verelim. 10. en kalabalık ilimiz değil, 9. en kalabalık evet. ilimiz mi? Öyle de bir bilgi var, 10. en kalabalık ilimiz gibi. Demek ki nüfus o dönemde e, artmış. Bazı bilgiler ilginç. Mersin Limanı Türkiye'nin en büyük limanları arasında, Türkiye'nin en büyük ikinci serbest bölgesi olan Mersin Serbest Bölgesi burada kurulmuş. 433 şirkete ev sahipliği yapmakta. Mersin ilinde okuma yazma bilenlerin oranı %99. Bu çok önemli tabii. bir oran. Bu konuda Türkiye şampiyonu musunuz acaba? Şöyle tabii e, kültürel olarak çok de, derinli olan bir kent. E, Sosyoekonomik olarak farklı e, demografik yapılar var. Küçük Türkiye orası. Orada evet. her şeyi bulabilirsiniz. Evet. Türkiye'nin 3ün üç büyük şehirden sonra açılan ilk devlet opera ve balesi Mersin'de. Kent birçok festival ve şenlik gerçekleştirmekte. Turunçgille üretimi ve ana murmuzu ile ünlü. Ayrıca mutfağıyla tabii ki çok ünlü. Tantunisi, kebabı, cezeryesi, kerebici, karsambaçı gibi bölgeye özgü yöresel lezzetleri var. Deniz turizmi ve yayla turizmi ön planda. Pek çok antik kalıntılara, mağaralara ve müzelere... Ev sahipliği yapmakta. Siz bir başkan olarak e, ziraat işindeydiniz aslında e, ve e, 87 yılında Tarsus'ta tarım sanayi ve dış ticaret alanında kendi şirketinizi e, kurarak e, başladınız ve 23. ve 24. dönemde Mersin milletvekili yaptınız. Bana ilginç gelen noktalarınız var. Tarihi kitaplara dinler tarihine ve dünya klasiklerine özel bir ilginiz var. Evinizde geniş bir kütüphaneniz var. Yaşar Kemal'in İnce Mehmet eserinin hayatınızda ayrı bir yeri olduğunu hep söylüyorsunuz. Orta Doğu'yu anlamanızda etkili olduğu için Amin Maluf eserlerinin sizin için özel bir önemi var. Şimdi dikkatimi çeken bir nokta. Bunalımda olduğunuz kendinizi iyi hissetmediğiniz zamanlarda kitap okuyorsunuz. Aynen öyle. Aynı zamanda bu genç yaşınıza rağmen motosiklet grubunuz var. Hala motor kullanıyor musunuz? Zaman zaman. Motosikletim duruyor ama o gruba katılamıyorum. Özellikle belediye başkanı olduktan sonra. Peki. Aynı zamanda iki oğlunuz var. Şimdi sorularıma başlıyorum. Mersin sosyolojik ekonomik kültürel yapısıyla sizin tarafınızdan Türkiye'nin küçük bir modeli olarak görülüyor. Birçok kültürlü şehir Hristiyan ve Müslüman mezarlığının birlikte olduğu Türkiye'deki tek il Mersin'deki çok kültürlü yapının size ve belediye çalışmalarına etkisi ne? Çalışmalarınızın temelini oluşturduğunu söylediğiniz sosyal belediyecilik anlayışı ne? Evet ee, söylediğiniz gibi çok farklı. Ee... Etnik yapılardan, inanç gruplarından, semavi dinlerden, bölgelerden, renklerden insanların oluşturduğu bir kent, bir Türkiye, bir Ortadoğu, bir dünya kenti aslında bir anlamda baktığınız zaman çünkü Türkiye'nin dünyaya açılan Doğu Akdeniz'in en stratejik yerini konuşuyoruz. Burada Mersin limanı çok muazzam bir potansiyeli var. Türkiye'nin yüzde ikisi vergi olarak Mersin'den ödeniyor. Türkiye'de sayılı ihracat kentlerinden biri, 2020 yılı itibariyle 6,5 milyar bulacak dolar olarak söylüyorum. bir Dış ticaret hacmi olan bir kent. Şu anda geçici misafirlerle diyelim 2,2 milyona yakın bir nüfusu var. Yerli nüfusu 1 milyon 850 bin civarında tarımı var, lojistiği var, sanayisi var, e, ticareti var, limandan kaynaklı e, turizmi var, muazzam bir doğa e, Akdeniz'in e, 320 kilometrelik sahil şeridi, kuş uçuşu Adana sınırı, Antalya sınırı, böyle bir kenti yönetmek tabii ki e, burada e, kalbiniz, yüreğiniz, beyniniz, düşünceniz, felsefeniz, hayata bakış açınız ee, i̇nsanları sevmek üzerine olmalı. Yoksa böyle bir kente karpuz gibi kenti bölersiniz. Ben e, bu düşüncelerle çok samimi geldim. Çok yürekten geldim. Bunları da e, anlatmaya gayret ettim seçim öncesi. Ve zorlu bir seçimdi. Ee, e, belki takip ettiniz. Belki... İlginç bir seçim oldu. Tabii tabii. O ittifakın olmadığı bir yerdi. Yani evet. Cumhur İttifakı'na karşı Cumhuriyet Halk Partisi adayı olarak ben belediye başkanı oldum ama herkesin belediye başkanı oldum. Bunu e, her ortamda da söylemek istiyorum, bilinmesini istiyorum. Asla e, ayrım gayrim yapmadan e, her bölgeye hizmet etmek istiyoruz. Sizin de söylediğiniz gibi, bakın bizim e, merkez mezarlığımız var. Orada 3 semavi dine ait yurttaşlarımızın mezarlarını bulabilirsiniz. Dünyanın kaç mezarlığında, kaç ülkesinde ya, da, ya Türkiye'de kaç şehirde böyle bir resmi görebilirsiniz. Ama Mersin'de e, görebiliyorsunuz ve geleceği olan bir kent, yaşayan bir kent, üreten bir kent, yükselen bir kent, gülen bir kent, mutlu bir kent. E, bunları söylerken kesinlikle abartı yapmıyorum. Yani görülmesini istiyorum. Ben... E, e, Dağ eteklerinde keşfedilmemiş endemik bir bitki olarak görüyorum Mersin'i. E, keşfetmek lazım. Yani nadide bir gül Toros dağlarının eteklerinde ama kimse bilmiyor. Aslında muazzam bir çiçek, muazzam bir bitki. Mersin'de böyle. Yani bakıyorum tabii ki e, olması gerekenin potansiyel olarak e, açığa çıkartılamamış çok daha altında bir Algı var Türkiye'de, dünyada, tabii ki değişik seyahatlerde, değişik toplantılarda, hatta araştırmalarda bunlar önümüze geliyor. Dolayısıyla Mersin'i tanıtmak öncelikle. Tanınmadığınız noktada ilgi olmaz, cazibe merkezi haline gelemezsiniz. Ee, tarihi kültürü birikimi olan bir yer. Ben, Bunu birazdan soracağım zaten. Tabii doğduğun ya muazzam bir yer... Doğduğun yani. yer de doymak e, böyle bir e, projeniz var. Bir yandan da tabii ki komşulara baktığımız zaman yakın komşulara Adana var. Evet. E, İskenderun var. E, Hatay var, Antakya. Yani e, aslında Mersin e, benim yaşımda, benim işte ailemin dolaştığı e, yaşadığı yerler arasında benim için bir önemi var. Ama şimdi bir küçük araştırma yapsak gençler arasında e, şimdi Adanalı olmayı işte televizyon dizilerinden hı -hı, görüyorlar. Hı -hı. Yani ya da işte böyle konuşmalar var. Adanalı olmak, tabii. Adanalı erkek olmak, Adanalı kadın olmak e, gibi. İşte Antakya'ya bakıyoruz. Antakya tabii ki e, hem Hemen yanı başımızdaki e, siyasi parçalanma dolayısıyla işte Suriye'deki e, parçalanmayla ilgili olarak e, tabii ki önem taşıyor. Hem de mültecilerle ilgili önem taşıyor. Ama Mersin'de o kadar mülteci ağırlıyor bir taraftan tabii. bakıyorsanız ama Mersin'den söz etmiyoruz. Burada e, aslında öyle bir lokasyondan bahsediyoruz ki aslında dünyanın kalbinin attığı yer. Evet, Biz e, üç büyük şehir dediğimiz işte Ankara, İstanbul ve İzmir'den çok söz ediyoruz. Niye? Çünkü yıllarca e, buraya göç verdi bütün Anadolu. Şimdi aslında tersine bir göç başladı. Her konuda. E, bu bilim çağında, dijital çağda tersine bir göç var. Siz de bununla ilgili hareketler yapıyorsunuz. Bunları da soracağım. Mersin, evet, ilginç. İlginç bana da ilginç geliyor. Hı hı. Ben e, birkaç kere geldim arka arkaya hem bir fotoğraf projesiyle ilgili geldim Ebe, e, evveli senelerde hem de son olarak e, tiyatromla geldim Mersin. Hakikaten müthiş bir şehir. Yani. Peki devam ediyorum. Geçtiğimiz Mayıs ayında CHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Türkiye Belediyeler Birliği üzerinden Cumhurbaşkanlığına görüşme çağrısında bulunduğunu... Söylediniz. Cumhurbaşkanı parti ayrımı yapmadan belediye başkanlarını bir araya getirmişti. Sonraki süreçte devamı gelmedi diye de eklediniz. Yerel yönetimlerle cumhurbaşkanlığı'nın görüşmeleri şimdilerde devam ediyor mu? Diğer il belediye başkanları ile ilgili olarak görüşmelerinizi sürdürüyor musunuz? Evet, 2019 seçimlerinden sonra Eylül 11 tarihinde biz Ankara'da cumhurbaşkanlığı Külliyesinde e, toplantıya çağrıldık ve gittik. E, 30 büyük il e, belediye başkanı oradaydık ve Sayın Cumhurbaşkanı konuşmasını yaparken şöyle bir cümle kullanmıştı. Memleketin Ali menfaatleri için e, bir araya gelmek durumundayız. Altına imza atıyoruz. Gerçekten ha, ha. bu anlayış gayet makul, doğru bir anlayış. E, demokratik bir ülkedeysek seçim biter. Herkes içine bakar, hangi e, siyasi gelenekten ya da partiden olmanız bir şeyi değiştirmemesi lazım. Bir e, e, kurallar silsilesi olur, bir sistem olur. Anayasadır, yasalardır, bunlara bağlı mevzuatlardır. Herkes içine bakar. Bunlar hukuk devletinde olur, demokrasi gelişmiş iyi olmuş kent e, toplumlarda olur. E, ben buna da inanıyorum gerçekten e, umutlanmıştık. Ancak o toplantıda da bundan sonraki süreçte özellikle yerel yönetimlerle ilgili bir mevzuat değişikliği söz konusu hala da devam ediyor bu tartışmalar. Sanıyorum şu anda da parlamentoda bazı konularda şu günlerde gündeme getirildi. Bununla ilgili muhalefet, iktidar, AK Parti, Cumhur İttifakı, Millet İttifakı hiç fark etmeden belediye başkanlarının oluşturduğu bir komisyon olsun... Ve beraberce bu mevzuat değişikliğini bu komisyon tartışsın. Bunlardan çıkacak fikirler. Özellikle büyük kentlerin belediye başkanları deneyimli, duayen diyebileceğimiz belediye başkanlarının oluşturduğu bu komisyonlar mihmandarlık yapsın, önderlik yapsın, çalışmalara katılsın. Böyle bir çalışma daveti gelmedi. Sonra pandemi süreci Mart başından itibaren başladı. Nisan ayında biz bir bildiri ee, bir talepte bulunduk. Türkiye Belediyeler Birliği aracılığıyla Sayın Cumhurbaşkanı bizleri toplasın. 30 büyükşehir belediye başkanı toplasın. Ee, pandemiyi konuşalım. Yerel yönetimler ki bu tip süreçlerde vatandaşın ilk müracaat edeceği, ilk çalacağı kapılardır belediye başkanıdır, belediyelerdir. Evet. Yani sokağı bilen, e, kenti bilen, ilçeyi bilen, dağı bilen ee, sorunu bilen, bitkiyi bilen, oradaki e, şartları bilen, her şeyi bilen yerel yönetimlerdir, hakimdir. Yerele hakimdir. Dolayısıyla e, bizlerin de e, dinlenmesi, bizlerin de sorunlarına bir bakılması, e, çünkü olağanüstü bir şart e, ortamında belediye başkanlığı yapmaya başladınız, gelirleriniz düştü. Ortaya koyduğunuz biz kafamıza göre hareket etmiyoruz. Stratejik planınız var bunu yapıyorsunuz, meclisten geçiriyorsunuz, 5 yılda ben bunları yapacağım diyorsunuz. Yatırım programınız var her yıl, her yıl performansınız, performansınıza bakılıyor. Bir plan çerçevesinde siz bu görevi yapıyorsunuz. Ama plan program şaştı. Biz yol yapacağız derken bıraktık süt dağıttık kaldırım yapacağız derken bina yapacağız derken köprü yapacağız derken metro yapacağız derken her şeyi bıraktık yemek dağıttık, gıda dağıttık insanlar aç, insanlar evinden çıkmıyor İşinden olmuş, aşından olmuş bütün bunları konuşalım, tartışalım e, doğru yolu bulalım e, bir arada olalım diyalogdan e, bir şey kaybetmeyiz bakın dağ gibi sorunları diyalogla küçücük bir nokta haline getirebilirsiniz ama diyalog yoksa bir nokta sorun karşınıza dağ gibi büyür. Bunun bilincinde, bunun olgunluğundayız. Bu siyasi deneyime sahibiz. Bu yaşam deneyimine sahibiz. Onun için diyalogtan kaçmamak gerekir ama bu diyaloğu kuramadık. Diğer Büyükşehir Belediye Başkanları'yla kurduğumuzu söyleyemem. Burada bir parantez açabilir miyim? Cumhurbaşkanlığı başkanlık sistemiyle beraber eski usuller, bazı alışkanlıklar galiba kayboluyor. Şimdi bir ee, ilimizin milletvekilleri var mecliste. Kaç tane milletvekili varsa bir ya da daha çok. He. Eskiden seçmeni o ilin seçmeni o milletvekili aracılığıyla o ilini ziyaret ettiği zaman ya da bizzat işte filan filan örgütlenmeler ya evet. da şahsen meclise giderek ondan bir şey istiyordu. Bir talebini eee yerine getirmesini istiyordu o da mecliste bunu şimdi konuşuyordu bitti. anlatıyordu şimdi bitti bitti şimdi başka bir şey var şimdi... şimdi bu açıdan da belediye başkanlarının nüfuzu artmadı mı ya da sorumluluğu artmadı mı ya da adres olarak daha tercih edilebilir olmadılar mı? kesinlikle e, bu yeni sistemden sonra e, iki makam önemli hale geldi bir Cumhurbaşkanlığı evet. seçilmiş bir makam evet. Özellikle büyükşehir belediye Başkanlığı, Hı. 30 büyükşehir bizim sadece 11 büyükşehir belediye başkanı Cumhuriyet Halk Partili yüzde 45 nüfus Hı. yönettiği Hı. E, iller ve yüzde 72 ekonomik aç. Türkiye ekonomisinin yüzde iki yüzde 72'sinin döndüğü Hı. bir hinterlandta belediye başkanlığı yapıyoruz yani çok önemli noktalar. Ee, çolcu çoğulcu e, parlamenter e, sistemde e, parlamento var, başbakan var, kabine, e, bakanlar kurulu e, milletvekillerinden ya da dışarıdan da atanabiliyor ama oradan hükümet onay alıyor, güven oyu alıyor. Oradan çıkıyor. Yasal görüşmeler, e, yasa görüşmelerinde bakan parlamentoya geliyor. Milletvekili muhatap e, bulabiliyor bakanı, görebiliyor, bölgesinin sorunu anlatabiliyor nedir muhalefetin görevi? Başta denetim. Değil mi? Evet. Denetim yapacak. Ne yapacak? Soru önergesi verecek. Evet. Sözlü soru soracak. Gen soru verecek. Bu bölgesiyle ilgili, ülkesiyle ilgili, uluslararası ilişkilerle ilgili. Bunlara yanıt alamıyor. Bırakın bölgesinin sorunlarına ilişkin, ilgili bakanı gidip ziyaret etmek, bölgesine ilişkin dertlerini anlatmak. Genel siyasete ilişkin muhatap bulamıyor. Çünkü bakanlar atanmış insanlar. Bugün gün e, işte geçtiğimiz günlerde de bunları yaşadık. İstifa etti, yerine biri geldi ya da görevden aldım dedi, azlettim seni dedi bir başkasını. Şimdi sistemde bir değişiklik var. E, doğal olarak bu da tabii ki bazı e, bağları kopardı. Ankara'yla Şey galiba. Aslında kamuoyu açısından da, medya açısından da e, ben de ben de bunun farkında olduğum için zaten ee, uzun bir süredir çok fazla belediye başkanı ağırlaşıyorum çünkü ağırlıyorum çünkü e, benim için yeni starlar milletvekilleri değil yeni starlar başkanlar çünkü bir de e, yakın tarih politikamız e, öyle gerçekleşiyor yani sanki e, bir tarafta cumhurbaşkanı var değil mi hep e, bütün haber programlarında konuşulan tartışılan şey bu bir, bir tarafta cumhurbaşkanı var bir tarafta da şu 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 ee, illerin belediye var belediye başkanları evet. var yani e, Parti başkanlarıyla bile e, bir rekabet değil de sanki Cumhurbaşkanı ve kimi belediye başkanlarıyla e, bir rekabeti varmış gibi bir politik e, polemik var Evet ve dolu ve her geçen gün bu belediye başkanlarına birisi daha ilave oluyor yeni bir başkan daha ortaya çıkıyor her geçen gün Aslında enteresan bir siyasi mevsimdeyiz bu açıdan siz kendinizi nerede görüyorsunuz burada? Ben şöyle görüyorum, tabii benim siyasi deneyimim var. Çok eski, 1990'lardan bu yana. Ben 26-27 yaşlarında ilçe başkanı olarak siyaset içerisinde görev aldım. Daha sonra birçok görevde bulundum. İşte milletvekilliği yaptım, bu noktalara geldim. Bir taraftan iş hayatı, bir taraftan siyasi hayat. Hep çalışarak geçen bir ömür düşünün. Bunlar tabii birikim oluyor. Bunlar oturarak olmuyor. Bunlar e, boş konuşarak olmuyor. İşte terleyeceksiniz, azmedeceksiniz, üzüleceksiniz, uykusuz, fırtına, kar, buram. bunları atlatacaksınız. Ondan sonra işte böyle bir e, duruma geleceksiniz. E, ben e, kampanyada da sıra dışı belediye başkanı olacağımı söylemiştim. Çünkü Türkiye'yi çok sıradan, çok statik, çok e, günü kurtaran, yasak savan söylemler, anlayışlar, kararlar bir noktaya getireceğini düşünmüyorum. Yani Türkiye aslında bir eşikte. Yani bunu görmek lazım. Farklı şeyler yapmamız lazım. Dünya çok süratle değişiyor. Türkiye'nin ayak uydurması lazım. Bu anlamda tabii ki yasalar çerçevesinde tartışılmaz. Ben ...hukukun olmadığı yerde de gerisinin teferruat olduğunu düşünüyorum. Ne ekonomi, ne insan hakları, ne çevre sağlığı, ne spor, ne sanat hiçbir şey olmaz. Yani bir kutup yıldızı o duruyor hukuk yerinde, diğer her şey etrafında dönüyor. Duruma ben böyle bakıyorum. Tabii hukuk çerçevesinde olabilecek en yenilikçi kararlar, uygulamalar... ...sıra dışı işler yapmak istiyorum ve bunu da zaten... Ben seçim öncesi vaat ettim. Benim vaatlerimin arasındaydı. Ben sıra dışı bir belediye başkanı olacağım. Örnek e, e, belki e, göstermek istesem e, şu anda e, kendi partim içerisinde yani 11 büyükşehir belediye başkanı içerisinde benim gibi düşünen çok isim var. onu da bunu çok net söylüyorum. Yani burada bir partizanlık yapma amacında değilim. Bakın az önce bir soru sordunuz. Belediye başkanlarıyla bir araya gel geliyor musunuz diye. Biz geliyoruz Cuma günü de yine Zoom ortamında bir araya geleceğiz önümüzdeki Cuma. Ee, birbirimizden tabii fikir alışverişinde bulunuyoruz işte çok duayen belediye başkanları var. Benim e, ilk dönemim, ben ilkim 11 Büyükşehir belediye başkanı içinde daha önce belediye başkanlığı yapmamış, tek belediye başkanıyım ben. Ama tabii benim artım işte 8 yıl gibi bir süre. Vekillik yaptım. Milletvekilliği yani. yapmışım. Bir de Özlem Çerçioğlu böyledir bir e, dönemin yarısını beraber yaptık. 2009'da o belediye başkanı olmuştu. E, yarım dönem bir milletvekilimiz var. E, dolayısıyla biz hepimiz yani bir vahap seçer olarak ben değil Mersin'de ama İstanbul'da. Adana'da, Ankara'da, Antalya'da, Hatay'da, her tarafta Eskişehir'de bütün belediyelerimizin olduğu e, diğer iller, ilçelerde bir e, farklılık yaratmak zorundayız. İklim de bu. Yani bizim e, orada olmamız, o kortu işgal etmemiz sadece örneğin ben Mersin'in yolunu yapayım, sineğini öldüreyim, ağacını budayım meselesi değil. Bunları yaparız. E, bir arayış içerisinde e, toplum, ülke... Yaklaşık 20 yıllık bir iktidar. 18 yıllık bir iktidar. E, yani taş olsa yıpranır. Hı. Değil mi? Hı. E, bu yıpranmışlığı var. Bunu görmek lazım. Bunu AK Parti e, siyasetçileri de biliyor. AK Parti'nin siyasetine istikamet çizenler de bunu aslında görüyor, biliyor. Bir çıkış noktası alıyor. Ama e, halkım da e, e, yani ülkem insanı da bir çıkış noktası arıyor bunu da az önce söylediniz ya bir cumhurbaşkanı bir de belediye başkanları evet. e, konuşuyor e, doğaldır çünkü halkın dikkati belediye başkanlarının üzerinde ne yapıyorlar İşte pandemi süreci kriz tuzla buz olan bir algı var nedir hani CHP fakire fukaraya yardımcı olmazdı? Hani bunlar seçkinciydi? Hani fakirin evini bilmezdi, garibin sesini bilmezdi, işçinin terini bilmezdi? Biliyormuş işte pandemi 7-24 gece gündüz çalıştık gittik geldik Allah bilsin hukuken de vicdanen de siyaseten de son derece rahatız. Hala da de devam ediyoruz bu süreci atlatalım esnaf işte doğaldır, genelgeler, kararnamelerle ya da tedbirler kapsamında e, kepenk kapatmak zorunda kalıyor diyor ki 2 ay kapalı kalacaksın, 1 ay kapalı kalacaksın. İyi e, güzel de kapatalım, e, pandemi tedbirlerini azami şekilde alalım, e, hijyen, maske, e, mesafe, e, sokağa çıkmayalım, evde oturalım, mümkünse toplu taşıma araçlarına binmeyelim. E ne yiyeceğiz? ne içeceğiz, neye bineceğiz, neye ne giyineceğiz? Şimdi buna da bakmak lazım. Ama e, CHP'li belediyeler bunları düşünüyor. Elinden geleni değil, gereğini yapmaya çalışıyor. Zorlanıyor, sıkıntıya giriyor. E, bu açıdan, ama yapıyor. E, bak e, baktığınız zaman ben de bu bu iklimi sizle beraber biraz daha ya sorularım var ama eee aslında ilginç bir yere doğru gidiyoruz. Yani ge, ge, genelde e, siyasi tartışma programlarında konuşulmayan ...bir yere doğru gidiyoruz. Yani şöyle oluyor... ...aslında... ...benim anladığım kadarıyla muhalefet... ...salı toplantılarında yapılmıyor mecliste. Ya yani bunu daha önce de... E, e, ...buradaki siyasi içerikli... ...programlarımızda da konuştuk. Yani e, Cumhuriyet Halk Partisi... ...Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun... ...salı toplantılarında ne söylediği... ...bizzat partinin içinden de gelen... ...eleştirilerle yani bunun hem hazırlanan... ...projelerin hem Kılıçdaroğlu'nun... ...hatta çok... ...ki yeni çok sert bir konuşması oldu... ...bugün... Ee, ...kükrediği bir konuşması oldu... ...yani çok sert bir konuşma... ...bilmiyorum yarın nasıl efektleri olacak... ...şimdi biz... E, ...sade vatandaş olarak... ...ekranda haber bültenini izleyen... ...gerek... E, ...iktidar kanallarından... ...gerek... E, ...muhalefet kanallarından... ...ya da bizim TV yüzümüz gibi... ...ortada duran kimi kanallardan... Anladığımız kadarıyla aslında biz belediye başkanlarını ve faaliyetlerini duyuyoruz belediye başkanlarının açıklamalarını duyuyoruz kimileri daha çok konuşuyor kimileri daha az konuşuyor belediyelerdeki faaliyetler vesaire burada muhalefet buradan yapılıyor ve de Cumhurbaşkanımızı dinliyoruz Cumhurbaşkanımızın e, muhalefetle ilgili sözlerini de e, işte e, yasaklamalar kısıtlamalar yeni tedbirler konuşmaları arasında dinliyoruz yani aslında benim şahsi fikrim kimsenin bunlarla ilgilendiği yok. Yani kimse salı toplantılarında parti liderlerinin ne dediğini dinlemiyor. Haber bültenleri bunu bin yıldır zaten belli kanalın kendi mezhebine göre işte belli süreler vererek işte şu şunu dedi bu bunu dedi diye yayınlıyor bunun yani herkesin bir kulağından girip bir kulağından çıktığını düşünüyorum şimdi galiba siyasetin er meydanı Siyasetin aktüel ee, e, savaşı Cumhurbaşkanı ile belediyeler arasında dönmeye başladı. Medyada söylüyorum. Tam da burada şu soruyu soracağım. İkinci sorum. E, üçüncü sorum özür dilerim. Birçok belediyenin ihalelerle ilgili sıkıntılarının büyüdüğünü, kamu ihale kanununun yeniden düzenlenmesi gerektiğini söylüyorsunuz. Özellikle İstanbul, Ankara, Adana ve Mersin'de yaşandığını belirttiğiniz bu durumun temelinde yapan, yatan sebep sizce ne? Belediyeler bu sıkıntıları neden oluyor? Evet, yani. işler yürümüyor. İşler yani bir taraftan işler. bağlısınız. Tabii yani işler yani bir taraftan bağlısınız. İşte yasa gereği bir proje gerçekleştireceksiniz. Ee, Ekaba giriyorsunuz yani açık ihale sistemiyle sisteme giriyorsunuz elektronik ortamda işte 28 gün sonra size bir ihale günü veriliyor ee, ihale bitiyor inceliyor komisyonunuz 10 gün bekliyorsunuz itiraz eden var mı ee, tabii ki her giren firma iyi niyetle buna yaklaşmıyor 10. günü bekliyor bir itiraz geliyor ondan sonra siz bunu alıyorsunuz inceliyorsunuz. onun bir de kike gitme durumu var. Kike gidiyor, bir 20 gün oradan gidiyor. Kiksizden bir ya, kamu ihale kurumu bir evrak istiyor, bir 20 gün daha gidiyor. Bir evrak daha istese bir 20 gün daha gidiyor. 20 gün, 20 gün yıl, günler geçiyor, yıllar geçiyor. Ya pratik çözemiyorsunuz İşlerinizi pratik çözemiyorsunuz. Bunu de, de, ben de, bana aptala anlatır gibi anlatın. Yani aslında sizin e, Mersin'de belediye başkanı olarak herhangi bir hizmeti Yerine getirebilmeniz için, yani önemli bir şehre yatırım yapabilmek için, yani böcek ilaçlayıp kaldırım yapmaktan, sağlık tedbirleri almaktan şundan bundan bahsetmiyorum, var ya da ağaçları budamaktan, yani hakikaten bir yatırım yapabilmeniz şu anda devletin ve iktidarın kararını bekliyorsunuz bu konuda. Bunu mu anlayayım? Yani böyle de anlayabilirsiniz tabii ki ciddi bir yatırım yapacaksınız Cumhurbaşkanı. Yani yatırım sizin programına. belediye kendi paranızı harcamak için de bir onaya mı ihtiyacınız? E tabii var? büyük projelerinizde bunu yapmak durumundasınız. E zaten siz de büyük proje yapmak evet, isterseniz değil ki. mi şuraya bir çeşme yaptım buraya bir ağaç diktim değil yani. Değil. De yani işte metro yapıyorsun. Evet yani bir başkanla yani ne ister E metro yapıyorum ben. geldiğimde e, bu Cumhurbaşkanlığının iznini bekliyordu. Gerçekten yatırım programına da alındı. Yani bu burada bir sorunu yaşamadık. Sonra bir ihale gerçekleşti, ön yeterlik ihalesi. Bir itiraz oldu, iptal oldu. Sonra pandemi girdi. Bir yıldır şu anda ihaleyi bitirmeye çalışıyoruz. Daha sonra yeni girdik, çıktık tekrar ihale. İşte ön yeterli bitti, ikinci aşama. Yani zaman kaybı. Bunları daha pratik çözümler, daha e, kurumlar bu konularda çokta özellikle daha... tekrar bir parantez açıp sormak istiyorum. Yani herkesin daha iyi anlayabilmesi için iletişim kanalınız nedir bu konuda? Yani siz belediyeler birliği üzerinden e, Cumhurbaşkanlığı'na bir talepte mi bulunuyorsunuz yoksa siz e, çok basit bir soru sorayım. Siz Cumhurbaşkanı'na ulaşmak isterse isterseniz ne yaparsınız? Telefon mu açarsınız, mektup mu yazarsınız, telgraf mı çekersiniz? Hı. Cumhurbaşkanına ulaşmak istersek doğal olarak bölgenin AK Partili siyasetçileriyle bu kanalı açmak isteriz. Örneğin şu anda mevcut bakanlardan Sayın Ervan bölgenin milletvekilidir, Mersin'in milletvekilidir. Şu anda da Maliye Bakanı'dır, önemli bir yerdedir. Öz Özür dilerim ama aslında bu anlattığınız siz aslında... E alışıla geldik ya da e, hukuken resmi bir yol kullanmıyorsunuz. Ya yani, örneğin kendi milletvekilinizi aramazsınız değil mi? Şimdi hayır tabii ki kendi milletvekili arayacağım ama iktidar değilim. Yani milletvekilimin <laughs> elinden ne gelir? Millet milletvekilim iktidar olsa dükkan senin diyecek ya, bana. özür dilerim. Ama yani... Siz Cumhurbaşkanına <laughs> ulaşmak için bir tanıdık mı ararsınız? Hayır şöyle tanıdık yani, olarak e... bakmamak lazım. Siz... Neden Cumhurbaşkanına ulaşmak andaki... istiyorsunuz? Ama şimdi bakın. Eee yürüyen bir sistem var. Peki hayır şöyle bir şey değil mi? Yani biz aslında e, Cumhurbaşkanlığı başkanlık e, sisteminde değil miyiz yani? aslında parlamenter sistemde daha önce anladığımız gibi bir parlamenter sistemde olsaydık başbakanı aramaz mıydınız? E, tabii ki şu anda da arayabiliriz. Bunda bir beysi yok. Benim söylemek istediğim şey... Arar şu an, mıydınız? Yani bir belediye başkanı başbakanı tabii, arar mı? Tabii, tabii arar. Diyelim ki yani bir herhangi Allah saklasın. Şu anda da Sayın bir konuyla ilgili ihtiyaç duyduğum takdirde ararım elbette. Kimi ararsınız? Orada? Sayın Cumhurbaşkanı'nı ararım. Direkt, Direkt ararım. Sayın Cumhurbaşkanı'nı ararım. Ararım tabii ki. Neden aramayın? Mutlaka dönecektir. Önemli bir konudur. Bir sekreterye yani, var herhalde. Tabii ki. Arayın. Yani her konuda da elbette ki rahatsız edemezsiniz. Zamanını alamazsınız. Benim az önce bahsettiğim konu sürekli siz yani... E, Adem'i merkeziyet e, yönetimi altında değil Türkiye. Yani bir merkezi yönetim var, işte e, yerel yönetimler var ama genelde işler e, merkezi yönetimin elindedir. Ankara'dadır. Bakanlıklar oradadır, kurumlar oradadır, kurumların... Genel müdürlüğü oradadır, oradadır da oradadır. Şimdi siz sürekli bir evrak git gel olayınız var. İşlerinizin gitmesi lazım. Örneğin şurada bir arazi var. Buraya bir yatırım yapmak istiyorsunuz. Bir tesis yapmak istiyorsunuz. Milli emlak hazinenin. Ee, nereden izin alacaksınız? Oradan izin alacaksınız. Yazışıyorsunuz, gecikmeler oluyor, sıkıntılar oluyor, da gecikiyor, kararda gecikiyor. Derdinizi anlatamıyorsunuz. Bu noktalarda milletvekilleriniz devreye girecek. Zaten şu bu bölgesinin bu tip sorunlarına e, gidip e, müdahale etmek, yardımcı olmak. Ha şu anda muhalefet milletvekilleri elbette ki iktidar milletvekilleri kadar bu iletişimi bize sağlamayabilir. Ben o açıdan dedim. İktidar milletvekilleri... Yok hayır bana yok da, da öyle geliyor tabii. da o yüzden ya bu, söylüyorum. Gerçekte bu. Yani. Nihayetinde bu, bu da doğaldır. Bundan doğal bir şey olamaz. Neden milletvekili seçiliyorlar? İşte gidecek orada yasama görevini yapacak. Denetim görevini yapacak. Bir de bütçe. Vatandaşın bütçe hakkını orada değil mi? Yani yapacak. Bütçesini yapacak. Bir de bölgesinin sorunlarıyla ilgilenecek yoluyla, elektriğiyle, limanıyla, demiryoluyla, barajıyla neyse bunlarla ilgilenecek ya da belediyesinin sorunlarıyla bu bir bütün halinde. Zaten bir kentin siyasetçileri, milletvekilleridir, belediye başkanlarıdır, meclis üyeleridir ve bürokrasi, sayın validen diğer daire müdürlerine nelere kadar bir işbirliği içerisinde o kente hizmet etmek için uğraş veriyorlarsa ve bu konsensusu da sağlamışlarsa çok önemli işler yaparlar. Ben bunu milletvekilliğimden biliyorum. Yani Gaziantep bu konuda benim gözlemlerimle maruftur. Yani bir araya gelip birçok sorunu çözebilecek siyasi bir iradeyi gösterebiliyorlardı. Malatya Hı. siyasetçileri böyledir. Konya böyledir. Denizli Hı. böyledir. Kayseri böyledir. Dikkat ettin say saydığı illere. Ama bu eskiden de. Yani benim milletvekili yaptığım evet. dönemde parlamentoda gözlemlediğim e, e, resimlerdi bunlar. Ama benim de gördüğüm yani e, yine e, şahsi düşüncem e, pandemiden önce e, ve pandemide bir ara tekrar bu sayılara ulaşmadığımız arada ben sürekli işte haber kanalı seyrediyorum. Zaten aptal dizileri seyredecek halim yok. Haber kanallara bakıyorum. Diyorum ki bu gündemde ne var? Benim anladığım kadarıyla milletvekillerimiz, sayın milletvekillerimiz kendilerini biraz ötelenmiş, göz ardı edilmiş hissediyorlar. Şimdi başkanların durumu iyi. Belediye başkanları sabah akşama kadar çalışmak zorunda. Zaten evde oturmasına imkan yok. Zaten birisi gelip kapısını çalar. Neredesin ne yapıyorsun? Şurayı zaten. su bastı, burayı şey yaptı, burada ağaç devrildi. Yani her şeyden siz sorumlu değil misiniz? Aynen. Neredeyse ağaca çıkan kediden. Yani milletvekillerinin böyle bir durumu yok. Parlamento tabii ki ayrı saygıdeğer bir yer. Hiç şüphe yok ama ben de diyorum ki ya işte seçimlerin tarihi belli. Ne olacağı belli, gündem belli, takvim belli. Bu ne köpürtüyorsunuz? Yani ne köpürtülebilir Allah aşkına? Ee, bu arada işte salı toplantıları var. Bağırış çağırış herkes birbirine bağırıyor falan filan. Ne köpürtülebilir? Şimdi iki şey var. Bir, hiç izlenmeyen televizyon kanalları var. Güya oradaki diziler izlenmiş sanılıyor. Bir de ne kadar izlendiğini bizzat gördüğümüz ki bunu nereden anlıyoruz? YouTube üzerinden anlıyoruz. Çünkü dizi kanallarının YouTube yayınları yok. Onlarla ilgili TİAK, ee, Kantar Medya bir ertesi gün bir reyting gönderiyor. O da deli saçması nasıl oluyorsa bütün reklam pastası böyle paylaştırılıyor. Herkes bu konuda konuşuyor ama biraz da korkanlar var. Ben korkmuyorum. İkinci şey haber kanallarının ne kadar izlendiğini görüyoruz. Yani şu anda bizi izleyen, YouTube üzerinden izleyen varsa bizim ne kadar izlendiğimizi, diğer falanca falanca haber kanallarının ne kadar izlendiğini görüyor. Bunu görüyoruz. Haber kanallarının her gün konuşturmaya ihtiyacı var. E şu anda milletvekillerinin de her gün kendisinden bahsedilmesine ihtiyaç var. Siz de milletvekilliği yaptınız. Adam gidip bu kadar badireyi aşmış, bu kadar uğraşmış, didilmiş, seçilmiş mecliste oturuyor. Yani bir şeylerin köpürtülmesi lazım. Gündemde olabilmek için. E, gündemde değiller. Gündemde değiller. Siz mecburen gündemdesiniz. İyi de de kötü de de. Televizyon kanallarını kapasak bu kadar parlamento haberleri olmasa ya da bu kadar iyi göstermezse televizyon. Özür dilerim. Olur. Yok parlamento haberi. O, Var mı? Ama e, yok milletvekilleriyle ile ilgili bir. Bizim haber. halkımız e, kavga izlemeyi çok sever. Evet. Ama kavga eden hiç sevmez. Evet, bravo, televizyon bravo. kanalları da bundan, bundan faydalanıyor bir anlamda hani siz söylüyorsunuz. Sizi teyiden söylüyor. Yani reyting yapmak için e, bunları alıyor, köpürtüyor. Şimdi ben ee, salı toplantılarını da anlamış değilim Benim milletvekilliğimde de Şimdi pandemiden dolayı seyirci almıyor Bir de seyirci alınca bir de tezahüratı var tezahüratı da. Yani stadyumda gibisinizdir İşte iktidar Muhalefet, ana muhalefet Diğer muhalefet partilerinin Genel başkanları herkes kendince e, Tabii ki görüşlerini ortaya koyacak yani, Türk siyaseti böyle işliyor şu anda mekanizma Böyle işliyor gelecek 10 yıllarda Tabii bu farklı bir konsepte örüleceğini düşünüyorum Belki de bu pandemi birçok şeyi değiştirecek hayatımızda. Siyaseti de değiştirecek. Bakın yaşam tarzımızı değiştiriyor. Yani dünya sürekli değişiyor. Kendi kitlelerini de konsolide etme olayı. Siyaset böyle bir alan. Hizmet gayet güzel. Her şey güzel. Hizmet yaparsınız ama her şeyin de güzelini yaparsınız. Muazzam yaparsınız. Ama gün gelir sandıktan çıkamayabilirsiniz. Doğru. Farklı bir alan. Bunların e, bütün bu e, argümanları e, ortaya koymak lazım ve enstrümanlarını da kullanmak lazım. İşte sarı toplantısı, toplantısı, sert demeçlerse sert demeçler. Biz belediye başkanları hizmet yapacağız. Bizim işimiz o değil. Siz açtığınız için ben de fikirlerimi lütfen, söylüyorum lütfen, lütfen. eski bir milletvekili lütfen. olarak. Ama benim işim o değil. Ben o işi Ankara'da yaptım daha önce. Şimdiki milletvekilleri yapacak o işi. Biz işimize bakacağız. Biz hizmet yapacağız, biz işte e, yol yapacağız, biz metro yapacağız, biz fakire bakacağız, kültüre bakacağız, kadına bakacağız, çocuğa bakacağız. Ağaca, kurda, kuşa, börtüye böce. Bizim işimiz bu. Bir de tabii ki e, bizde galiba bunun e, ya yani hesap sorma müessesesi, hesap verme müessesesinde herhangi bir e, ilimizde bir doğal felaket, bir asayiş felaketi. Ee, ya da bir başka konuda. Neyi soruyor? Diyor ki nerede bu başkan? Nerede bu belediye başkanı? İlk önce nerede bu belediye başkanı? Burada. E, o zaman e, vali nerede? Vali, vali <laughs> nerede? Vali. Ona sonra Kim var? Kaymakam, kaymakam o da o da o da gelsin. falan milletvekilleri en son Hele e, şimdi dual. daha da sonlar. E, Doğal ama yani sürekli kentte siz varsınız. Evet yani Millet bu bir... Ankara'da. Evet hesap vermem Şimdi milletvekilleri hafta sonları geliyor. Yani ulaşım e, daha pratik işte uçak var. Kaç milletvekiliniz var? 12 milletvekilimiz var. Maşallah. Evet. Hangi, nasıl parti dağılım efendim? E, bizde bütün e, grubu bulunan siyasi partilerim var. Maşallah. Tabii. Maşallah. Yani Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, İyi Parti, e, Milliyetçi Hareket Partisi... De... E, Halkların Demokratik Partisi bu var. Peki bunu çok merak ediyorum. Bir e, toplanırlar mı? Milletvekilleri birbirlerini görür mü? Toplanırlar mı? Siz yani toplanırlar mı? Bu, ya bu, beni ziyarete gelirler, konuşuyoruz. Tabii kendi milletvekillerimle sürekli görüşüyorum. Farklı partilerden. İyi Parti de. milletvekilleri e, zaman zaman, Ak Parti milletvekilleri, Halkların Demokratik Partisi milletvekilleri hiçbir sorunum yok. Sadece e, Milliyetçi Hareket Partisi milletvekillerini hiç görmedim belediyemde pek ziyaret etmiyorlar. Niye ziyaret etmezler? Herhalde belediye MHP'den geçtiği için diye düşünüyorum. Evet öyle öyle bir tarihiniz evet, var çünkü. Evet. Öyle maalesef öyle. Bir de aslında e, tahmin mi etmiyorlardı Sizin seçileceğinizi şöyle tahmin Şöyle de etmiyorlardı olmuştu. Evet sözünüzü kestim. Estağfurullah lütfen, lütfen. E dedim e, neden bir gelip kahvemi içmiyorsunuz? Yani bana bir hayırlı olsun demiyorsunuz diye de serzenişte bulundu. Ben onlardan deneyimliyim tabii. İkisini de tanım. ikisi de tabii ki siyaset dışı kardeşimizdir. O evet, ayrı bir şey evet, ama. Evet. Yani bur burada bir şey söylemek istiyorum. Muhammed de kamer genç. 8 yıl milletvekilliği yaptım o da milletvekiliydi. Severdim, sayardım. Deneyimliydi, nüktedandı. Ben de çok severim Ve harika bir insandı. Allah ganigandır. Ne kadar çok anılıyor sosyal tabii. medyada, tabii, tabii, tabii. bütün mecralarda bak ne doğru söylüyormuş, tabii. uyarmıştı, demişti, söylemişti. Bak o zaman inanmadınız ama şimdi tabii, tabii, hatta tabii. inanmayacağınızı sonra hatırlayacağınızı bu sözleri de söylemişti gibi çok çok yazılıyor, çiziliyor. Tabii zaman Allah zaman e, biz sohbetlerimde Nasihat ederdi. Tabii e, e, aldım ve değerlendirdim. Gerçekten de siyasal yaşamımda e, gördüm bazı bana notlar olmuştu. Dedi ki 3Z formülünü uygula siyasette. Nedir o dedim? 3Z. Hmm. Ziyafet, ziyaret ve zerafet. Maşallah. Tabii. Yani zerafet de olacaksın. Siyasetçi nazik olacak, kibar olacak, ziyaret edecek, gidecek, gelecek ve e, verici olacak. Çünkü herkes sizden bir şey isteyecek. Evet. Az önce dediniz ya bir şey olmuş kentte. Nerede belediye başkanı, evet. nerede vali? Nerede? E işin o. Ve evet. birader işin o. Niye oturuyorsun orada? Evet, evet. Yani yeter herkes benden bir şey istiyor dediğiniz noktada... O işi yapmayacaksınız. Evet. Peki ee, kısa bir reklam arası vereceğiz. Sonra biz tabii ki ee, çok keyifli sizle sohbet ama e, icraatlarla ilgili e, maddeler eksik kalmasın diye hızla sorular yönelmeye tamam. devam edeceğim. Kısa reklam arası. Koçak'tan parmakları taşlandıran fırsat. Pırlanta tek taş ve beş taş yüzük özel fiyatıyla ekoçak.com ve koçak mağazalarında. Koçak, seninle güzel. İş i̇şte dönüşü sıkışık trafikte bitcoin almak mı? BTC Türk'te çok kolay. Siz de hemen BTC Türk uygulamasını telefonunuza indirin. 7/24 istediğiniz her yerde güvenle bitcoin alıp satmaya başlayın. BTC Türk'te al sat. Aa. Aa. 50 lira çıktı cebimden. <laughs> Aa, 20 de bu cepten çıktı. <laughs> İlk de bak. 200 lira. Biriktikçe birikiyor. Bu şekilde bir birikime sahip olmanız çok zor. Ama e-turuncu hesapla birikim yapmak çok kolay. Siz de az çok demeden biriktiren 2,5 milyon İNG'liye katılın. E-turuncu hesapla alt limit olmadan hemen biriktirmeye başlayın. Üstelik paranız %16 güncel hoş geldin faiziyle her gün değerlensin. Müşteri deneyiminde lider İNG. Büyük oynamaksa, son testte zıplamaksa, garantisi varsa, güven veriyorsa, hem mobilse hem mağazaysa, Edirne'den karsa, 7-24 açıksa, çok heyecanlıysa gol! Bravo Melisa, bu işte uzmansa, aradığın buysa, alıyorum ben bunuysa, teknoloji varsa, Koçak'tan parmakları taşlandıran fırsat. Pırlanta tek taş ve beş taş yüzük özel fiyatıyla ekoçak.com ve koçak mağazalarında. Koçak seninle güzel. Abi gitme gitme. Bir patlama gerçekleşti. Aslında yangın kontrol altına alınmıştı. Bitti sanmıştık. Sabiha hava Havalimanı bu akşam büyük bir uçak kazasıyla sarsıldı. Uçaktan bir kişi daha indirildi. Şu anda çalışmalar içeride ön kısmında devam ediyor. Elleriyle çocuklarını arıyorlar. İşgalci Ermenistan'a destek verenler bunu görsün, duysun. Biz müjdeli haber. Elif Perinçek, 65 saatin altında arkamda görmüş olduğunuz enkazdan sağ olarak teşekkür ederim. Koronavirüs aşısı 11 Aralık'ta uygulanmaya başlıyor. Yeni tedbirler ardı ardına yürürlüğe girdi. Yoğun bakımlar ve hastane kapasitelerinde korkutan tablo açıklandı. MHP lideri CHP bir milli güvenlik meselesidir dedi. Kılıçdaroğlu ise aynı yorumu Cumhurbaşkanı Erdoğan için yaptı. Siyaset arenası sarsıntı ittifakını tartışmaya başladı. Kulislerde neler konuşuluyor? Merkez Bankası 17 yıl geri gitti. Ekonomi ve hukuk reformu ekonomiyi nasıl etkileyecek? Aşı gramadere piyasalarda nasıl okunacak? Ahu özür soruyor gazeteci Aytun Çerkin. Akademisyen Doçent Doktor Ata Özkaya ve hukukçu Aydın İşkur yanıtlıyor. Ahu 10'dan 12'ye yarın 9.30'da TV yüzde Hanımlar beyler nokta canlı yayını Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'le devam ediyor. Şimdi hızla Elimdeki soruları size yönelteceğim. Mersin'in önemli potansiyellere sahip olduğunu ancak gelir dağılımı konusunda adaletsizlik yaşadığını ve bunun da kent ekonomisine yansıdığını söylüyorsunuz. Bizim 1 milyon 840 bin yerli nüfusumuz var. Yaklaşık 200 binin üzerinde kayıtlı, 200 bine yakın tahmin edilen kayıt dışı Suriyeli evet. misafirimiz evet. var. Türkiye'nin 5. sırada vergi tahsilatı olan bir kent ama çok düşük ücretlere iş arayan ya da geçinme derdinde olan yurttaşlarımız var diye de ekliyorsunuz. Şehirdeki gelir dağılımı eşitsizliğinin sebebi ne? Bu gelir dağılımı eşitsizliği sadece Mersin'de mi yaşanıyor? Değil. Tabii ki tüm Türkiye'de e, bu belki de toplumun en büyük rahatsızlıklarından bir tanesi. Bu e, sosyal huzuru da e, tehdit eden bir durumdur. Yani Bir tarafta fakir, bir tarafta zengin. Evet. Son TÜİK araştırmaları ben söylemiyorum. Adana birinci sırada. Gelir dağılımında adaletsizlikte. Mersin ikinci sırada. Evet. Mersin az önce siz söylediniz çalışıyor, kazanıyor. Vergi veriyor. Demek ki zengin bir kent. Beşinci sırada Türkiye'de. Bu muazzam bir şey. Aşağıdakiler, yukarıdakiler. Peki e, ne yapmak lazım? E, bu tabii ki e, ee, hükümet politikaları, yerel yönetimler ne yapabilir? Ben ne yapabilirim? İstihdam, işsizlik büyük bir sorun. Benim için de en büyük sorun. Benden talepte bulunan yurttaşlarımızın onda sekizi çocuğuna iş istiyor. Onda ikisi köyünün, mahallesinin sorunlarıyla ilgili ya da genel sorunlarla ilgili. Ama ben ne yapabilirim? Ben Mersin'de yatırım olsun diye her türlü fedakarlığı belediye olarak ortaya koyarım. Yardımcı olurum. Yatırım yapan insanların önünü açarım. Altyapı konusunda diğer mevzuat gereği, gereği belediyenin yapacağı işler konusunda işleri bir an önce çabuklaştırabilirim. Ama makro ekonomik modelleri ortaya koyup Türkiye'yi yönetenler yani bugünün iktidarı eğer bir istihdam sorunu yaşanıyorsa istihdamı ortadan kaldıracak tedbirler alacak. İnsanlar çalışacak, kayıt içi çalışacak, yasalar çerçevesinde çalışacak, vergisini verecek, çok kazanan, çok az kazanan, az vergisini verecek. Bu ülkede adalet olacak, hukuk olacak. E o zaman gelir dağılımda adaletsizlik ortadan kalkacak. Bu kadar basit. Mersin'in çok zengini var mı? Var tabii ki. İstanbul'da oturan, İzmir'de, Ankara'da Şöyle, oturan. Şöyle yani orada da oturan biliyorsunuz çok göç alan bir kent bir dönem özellikle 80'li 90'lı yıllarda Doğu, Güneydoğu, Karadeniz, Orta Anadolu, Türkiye'nin her yerinden. Aslında bunun envanteri bilgisi çoğunlukla halkla çok yakın çalıştığı için belediye başkanında hı hı. vardır. Ben birçok ilimizde gördüm, birçok ilimizde ben gittiğim şu ya da bu nedenle gittiğim zaman bana hep şunu anlatırlar. Ya aslında bakma sen bizim ilimize, bizim çok zenginimiz var. Ama işte bunlar yatırımlarını e, İstanbul'da yapıyorlar ya da İstanbul'da yaşıyorlar, oturuyorlar, ediyorlar. Sonra buraya geliyorlar çünkü bu kendi memleketlerinden. Hmm. İşte şehirlerini görmeden, kendi e, memleketlerini, şehirlerini görmeden yaşayamıyorlar. Buraya da geliyorlar, burada bir bir şeyler yapıyorlar ama her şeyi İstanbul'a yapıyorlar. Her şey İstanbul'da gibi anlatılıyor. Yani Birçok ilimizde böyledir. Ben Mersinler için aynı şeyi söyleyemem. Neden? Ee, Mersin, merkez şu anki, merkez Mersin. E, aslında yeni bir e, yerleşim yeri. Yani 1800'lü yılların işte... İlk yarısı, ikinci yarısıyla beraber e, gelişen bir kent. E, topu topu e, 150, 160, 170 yıllık bir kent. E, örneğin Tarsus, Adana az önce, Hatay. Hmm. Buralar daha kadim kentler. Evet. Daha kadim kentler. E, dolayısıyla biz neden gelişmişiz? E, lokasyon, e, bölgenin coğrafyası, limanı, sahilde olması, e, ekoloji yani iklimi, doğası, Toros dağları, ovası e, bu bunu imkan e, haline getirmiş. Yani bu imkanı Ama biraz önce ana, özür dilerim kültürel çeşitlilikten bahsettik. anlatacağım evet, işte. Evet. E, e, ne olmuş? Eğitimden bahsettik. Doğudan, Güneydoğu'dan, e, e, Orta Anadolu'dan her yerden insan gelmiş. İnsan doğduğu yerini neden bırakır? Doymadığı için bırakır. Mersin'e doymak için gelmiş. Doymak için gelen insanda Gecesini gündüzüne katar çalışır. Hmm. Ve o gün belki de sırtında yatağıyla Mersin'e gelmiş. Çoluğunu çocuğunu gariban almış gelmiş. Şu anda ikinci kuşak, üçüncü kuşak hmm. Mersin'in en gözde, en düzgün, en köklü her sektörde var. Hmm. İş insanları olmuş. Mersin'de bakliyat ekimi mi var? Hayır yok ama Türkiye'nin en büyük bakliyat ticaretinin olduğu yer. Neden? Gelmiş daha çok işte... Doğu'dan, Güneydoğu'dan, Malatya'dan, Elazığ'dan, o bölgelerden, Muş'tan insanlar bunun ticaretini yapmış. Limanda var, gidiyor, memleketinden alıyor. Orta Anadolu'dan alıyor, ticaret yapıyor, getiriyor. Orada paketliyor, yurt dışına gönderiyor. Ve Mersin büyümüş, Mersin büyümüş. Dolayısıyla Mersin'in büyüyen iş insanı ya da varlıklı hale dönen ya da zengin olan iş insanları zaten orada yatırım yapmaya devam ediyor. Kaldı ki şu anda bir cazime merkezi haline geliyor. Bizim OSB'miz var. Çok değerli. Çok değerli firmalar var. Organize sanayi bölgemiz. 1, 2, 3 etap bitmiş. 4. etap fabrikalar yapılıyor. Tarsus benim ilçem. En büyük ilçemiz. En kadim kent biliyorsunuz. Saint Paul, Esabı Tarsus Amerikan Koleji. Yani marka olan e, kurumları vardır. E, borsası Türkiye'nin en eski Ticaret borsalarındandır, ticaret ve sanayi odası, en eski ticaret ve sanayi odasıdır. Çünkü Cumhuriyet'ten önce aslında orada bir... Şimdi özür dilerim, bir... şu anda ne diye çağırırsınız insanları? Bir örnek vermek istiyorum. Özellikle pandemi, insanların İstanbul'umuzda, ee, Ankara'da evlere takılmaları, apartman dairelerine mahkum olmaları, gençlerin bile fikirlerini değiştirdi. Yani gelecek arayan gençleri bile işte Ege bölgesini, e, Akdeniz'in batı tarafına e, doğru yönlendirdi. Niye yönlendirdi? İşte dedi ki ya ben gidiyorum orada hava güzel, üşümüyorum bilmem ne doyuyorum falan. Ucuz. Aynı ha? zamanda ucuz. işte tatil yeri falan. Hatta bizim Bodrum Belediye Başkanımız şikayet etti. Dedi ki buraya geliyorsan ikametini de getir. Yoksa ben sana gayri resmi olarak bakmayayım sana resmi para olarak bakayım. göre alıyor. Evet. Yani, Ankara'dan parona. Yani. Aynen. Yani ben resmi olarak sana bakayım e, dedi. Ve şimdi gençler aslında böyle bir tersine göç e, hikayesinde hem gençlere hem iş insanlarına niye çağırırsınız onlara ne dersiniz yani ne yapmaya gel dersiniz? E, çok buraya. iyi bir noktaya yakaladınız. teşekkür ediyorum yani burada ben e, Türkiye'de. Arayış içerisinde olan ben huzurlu yaşamak istiyorum. Güzel bir kente yaşamak istiyorum. Değer bilen bir kente yaşamak istiyorum. Havası yani, suyu da güzel bu, olsun. Bereketli bir kente evet, yaşamak istiyorum. Evet, evet. Her şeyi sunuyor. Mersin her şeyi sunuyor. Çalışana iş çok. Bakın işsizlikten bahsediyoruz ama Hı -hı. ben bunu e, yatırım yapmak isteyenler anlamında cebinde bir e, sermaye birikim var. Hı -hı. Bir yatırım yapmak istiyor. Gelsin. Başımla gözümüz üzerine, sırtımızda taşıyalım. Orada iş arayan, az önce e, serzenişte bulunduğumuz o kitlelere, yani işsiz kitlelere, gelir dağılımında adaletsizliğe neden olan o kitlelere istihdam alanları yaratalım. Ve her şey var. Hmm. Yani İstanbul'da, Kocaeli'nde, bunlar tabii sanayisi gelişmiş bölgeler. Ya da Antalya'da, ya da Ege'de, Bodrum'da, İzmir'de bir doymuşluk olabilir ama benim bölgem bu anlamda aç insan kabul edebilir gelsin emekli insanlar gelsin huzurlu bir yer. E şimdi e, deprem e, acısından sonra Tunç Soyer böyle bir e, kampanya girişti İzmir zamanı diye e, bir e, sloganla e, çıktılar tabii çok net olarak tarif edilmiyor e, ne istendiği ama ben e, örnekse İzmir'de her seferinde yetkili kişilerle konuştuğum zaman aynı şeyi dile getiriyorum. Ya bu İzmir emekli olup gidilecek bir yer midir? Yani illa buraya geleceğimiz zaman yaşlanmamız, köhneleşmemiz, iş yapamayacak halde olmamız, yatırım yapamayacak halde olmamız buraya gelip İzmir ve ilçeleri ve her yerden söz ediyorum tabi. E, aydın'ımız da öyle, Kuşadası, e, e, Muğla'mız da öyle. Yani buralara ölmeye mi gelinmesi lazım? Yani gençler de böyle ne aradıklarını bilmeden roman yazmaya mı gelmeleri lazım? Yani buraya yatırımcılar gelemez mi? Çünkü bir, bir şehri dinamik insanları, çalışkan insanları, Tabii. genç insanları ve yatırımcıları ayakta tutacak. Yani bu açıdan... Bir daha söz vermek istiyorum. Sözünüzü kesip bir Tabii, daha söz vermek bakın. istiyorum. Mersin'deki cazibeyi anlatmanız Tabii için. Bizim orası aslında bir öğrenci kenti olma hüviyetine doğru da hızla hmm. gidiyor. Hmm. Yeni bir üniversite açıldı. Hmm. Devlet Üniversitesi, Tarsus Üniversitesi, Mersin Üniversitesi daha önceden ee, faaliyetini sürdüren. Yine iki vakıf üniversitesi var. Hmm. Bunlar hmm. özel vakıf üniversiteleri 50 bin üzerinde Öğrencimiz var. Bunlar da tabii ki artacak, surat da artacak. Bizim bir e, projeksiyonumuz var. ileri teknoloji kampüsü. Biz istiyoruz böyle mucit e, yapıda gençlerimiz e, gelsinler Mersin'de öyle bir ortam hazırlayalım ki onlara. Hem orada çalışmalarını yapsınlar. İşte tabii bunlar hep ileri teknoloji. E, orada bu projeksiyon icatlarını ekonomik değere dönüştürebilsinler, markalar yaratsınlar artık çünkü dünya buna doğru gidiyor. Yani çok e, konvansiyonel işler, bu tarımdır, bu sanayidir, hangi alanda olursa olsun yerinizde e, kaldıysanız geri kalmış anlamı taşıyor. Daha böyle gelişmiş teknolojileri kullanabilecek ortamlar e, yaratmamız gerekiyor. Onun için de bu çalışmaları sadece yerel yönetimler değil. Merkezi yönetimlerin de tabii ki yatırımlarıyla, destekleriyle bunları sağlamamız lazım. Mersin özeline dönecek olursak da her alanda istikbal vaat eden her sektörde bunu sanayi diyebilirsiniz, lojistik diyebilirsiniz, turizm diyebilirsiniz, tarım diyebilirsiniz. Türkiye'nin en değerli ürünlerinin yetiştiği yerlerin başında geliyor. Burada aynı zamanda şu şu garantiyi de verebilir misiniz? Ben bunu çoğunlukla e, soruyorum. Çok iyi bir başkan var bir e, ilimizde ya da ilçemizde bir şey konuşuyoruz diyorum. Sen burada duracak mı? Ya bunu seninle konuşuyorum da. Yani sen burada duracak mı yoksa başka planın var mı? Yani e, hani Sonra bak bu işleri başlatıp ondan sonra çekip gitme hani gözünü başka bir yere diktiysen filan diyerekten bu her zaman hani bir şirkete girerken bile sorulur yani bir amire denir yani sen ben tamam bu şirkete seni sevdim senin için geliyorum sen de beni gözetiyorsun iyi güzel de sen burada duracak mısın yani siz böyle bir garanti veriyor musunuz ee, Mersin'le ilgili? E, tabii ki e, bunu Yani bir daha seçime girecek misiniz? Orada e, kalacak mısınız? Tabii ki yani e, halk karar verecek buna ben ya, değil. Tabii ki orası öyle. Siz e, e, niyet edeceksiniz e, anlamında e, tabii ki tabii ki tabii ki. Yani şimdi ben ilk 5 yılda ne bitirebilirim? Bırak, çünkü çok ben bunu bazı projeler başkanlardan bitiremem. duyuyorum, bazılarından duymuyorum. Kimi başkanlara da bakıyorum. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nden kimi başkanlar, genç başkanlar var birçok. Birçok yerde de. Şimdi ya yani siz milletvekilliği yapmışsınız evet. zaten ama şimdiki bu biraz önce konuştuğumuz e, siyasi iklim içerisinde aslında e, halk da gözünü belediye başkanlarına dikti değil mi? İşte farklı farklı illerin başkanları. Onlar da e, bu sistemin, e, bu sistem getirilmedi mi? E, Cumhurbaşkanlığı başkanlık evet. sistemi. Dolayısıyla böyle bir sistem e, getirdiğiniz zaman parlamenter sistemdeki o çoğul görüntü tekil bir görüntüye iniyor. Onun için halk da bir sonraki e, e, cumhurbaşkanlığı için, bir sonraki e, kabine üyeliği için, önemli bakanlıklar için onlar da başkanlara bakıyorlar. Diyor ki ya bu başkan şöyle bu, bu da gider oraya filan gibilerden işaret ediyorlar. Yani sadece İstanbul'la Ankara ile ilgili söylemiyorum bunu. İstanbul'la Ankara ile sınırlamak zaten kısır bir tartışma olur. Ee, bu konuda çok ilginç ve e, genç başkanlar da var yani siyasi kariyeri parlak olarak... Siz evet. kendinizi nerede görüyorsunuz? Sormayayım mı bu soruyu. bu tabii ki bu, bu soru bana sorulmaması lazım. Evet. Ben siz tersinden sorayım. Siz kendinizi bu, basın dünyasında nereden görüyorsunuz? Şöyle benim gibi böyle bir sıkılırsınız değil mi? Yani e, medyada. Yani, sıkılırım yani, ama mi? ben bu, bun, bunlar tabii benim işimde bu çok e, çok basit. Bizim çünkü e, örneklerimiz var. Ee, ama ya benim için bana sorma dersin. acaba aynı mıyız diye siz benden bir yaş büyüksünüz çünkü evet. genç gösteriyorsunuz ama e, değil mi evet 63 doğumlusunuz evet, aynen, yani öyle. siz e, tabii genç gösterdiğiniz e, halde e, bir de tabii ki şöyle bir şey var da, sizin e, başkanlığınız bana çok şu andaki yapmak istedikleriniz de çok samimi geliyor yani daha önce bir parlamento deneyimi yaşayıp ondan sonra buraya gelince yani buradan oraya değil oradan buraya bir e, yön tayin edilmiş gibi geliyor. Öyle öyle ama belli olmaz tabii. Yani tabii hayatta birçok hesaplar yaparsınız, kafanızda projeler yaparsınız. Şunu yaparız, bunu yaparız. 10 sene sonra şöyle olur diye. Hiç fark etmediğiniz bir anda sizi hayat alır başka bir yola da götürebilir ama çalışmak lazım. Yani siz de e, ...Okan Bayülgen olurken kolay olmadınız değil mi? Yani bu evet, yani Ben de buraya gelirken... E, ...neler neler yaşadım ama neler... tabii neler, ki neler, tabii burada ki. siyasetle ilgili... ...insanlarla başka meslekler arasında... ...şöyle bir... E, e, ...şey var... E, e, ...farklılık var... ...anlatırken. Yani birisine, birisine diyorsun ki bir işe... ...yani siyaset de bir iş... E, ...sonuçta... E, e diyorsun ki işte bunu niye yapıyorsun? Halka hizmet için yapıyorum. Örnekse ben bir televizyoncu olarak hiçbir zaman halka hizmet için yapıyorum demedim. Ya da birçok e, aslında bu bir kariyer meselesidir. Aslında bugün çok ihtiyacımız olan yere göğe koyamadığımız... Tıp insanları ile ilgili, sağlık sektörü ile ilgili olarak da ya sen niye işte e, doktorluğu seçtin, niye bu işi yapıyorsun? Vallahi ben hayat kurtarmak için girdim. Ya doğru değil bu, yani bunu söylemeye gerek yok. Senin çünkü lisede notların iyiydi, annenin babanın hoşuna gitmek için daha çok çalıştın, tıp fakültesini kazandın. Tıp fakültesinde başka e, parlak öğrenciler vardı, onlarla rekabete girdin. Orada güzel bir kız vardı onun gönlünü almak istiyordun daha çok çalıştın sınavlardan iyi not aldın zor bir branşı seçtin daha da zorlandın sonra kariyerist e, bir takım yani iyi anlamda kariyerist dertlerin oldu ve sonra geldin memleketin en önemli bir profesörlerinden biri oldun sonra bir bakmışsın 50 yıl geçmiş e, evet evet. sonra da herkes senden bahsetti şimdi bana hangi halka hizmeti <laughs> anlatıyorsun ya da hayat kurtarmayan? <laughs> siyaset de böyle bir şey yani her siyasetçinin mutlaka bir kendi kariyer planı Tabii ki olmalı, yoksa bu iş yapılmaz yani. Evet, peki bu bu, bu soru çok iyi anladım ben, çok güzel bir yerde de e, kaldı. Peki efendim şöyle e, devam ediyorum e, sorularıma. E, başka bir şehirde, başka bir üniversitede eğitim görmek istemişsiniz, fakat babanızın ısrarları Hı -hı. sonucunda bölgede okumaya ve çalışmaya devam etmişsiniz evet. ve şimdi de bölgeye hizmet eden bir siyasetçisiniz. Bir dönem sizin de aklınızda. Başka şehirlere gitmek varken, şimdi belediyenizde doğduğun köyde ...Doy projesini geliştiriyorsunuz, yerli halkın gençlerin kentte kalmasını sağlayacak olan planlaması bu nedir bize biraz bahsedin. Evet tabi tarım. Biraz önce konuştuğumuz konunun da tabii, devamı tabii, olmuş tabii. oluyor. Özellikle tarımsal projeler bizim insanların kırsal mahallelerde yaşayan insanların Orada hayatını idame ettirebilme, orada bir gelir elde etme, yaşamlarını sürdürme üzerine yaptığımız çalışma. Örneğin son bir hayvancılık projesi, 60 aileye biz küçük baş hayvan dağıttık. O bölgenin, yani Mersin'in, Akdeniz, Toroslar'ın kıl keçisi çok önemli bir çeşittir. İşte orada diğer koyun çeşitleri var, İvesi koyun, Güney Karaman, o bölgeye ait ve bunların e, bu üreticilerin 27'si kadındı. Bu 5 yıllık bir proje. Ve damızlık popülasyonu arttırmak için e, biz bu projeyi başlattık. Her bir aileye 25 hayvan veriyoruz. Bu insanlar e, çakı gibi insanlar. Yani taşı tutsa suyunu çıkar. Ha. Aile işletmeleri. Yani ha. bunlar küçük aile işletmeleri. Köyünde kalsın, hayvancılık yapsın, çoluğuyla, çocuğuyla beraber. Biz e, ona bir e, marş motoru görevi yapalım. Yani bir Başlangıç olsun, çalışmasını sağlayalım. Sonra bu yayılsın gitsin. İşte fide dağıtımları, fidan dağıtımları, tarıma dair ne varsa yapabileceğimiz projeksiyonlar yapıyoruz ki. Kırda, kırsalda hayatı geliştirmek özellikle kadınlarımız çünkü onlar da çok talepkar, çok çalışmak istiyor. Ailenin ekonomisine katkı sunmak istiyor. İmkanı yok, meslek bilmiyor, yol bilmiyor, yordan bilmiyor, sermayesi yok. Bunlara yardımcı oluyoruz. Ee, eşim gönüllü olarak çalışıyor. O da benimle beraber aslında hiç siyasetle alakası yok. Hiç uzaktan yakından alakası yok. Ama seçimle beraber o da kendiliğinden gelişti aslında. Kendiliğinden gelişen bir şey. Görev edindi. Bir kadın kooperatifi kurulmasına öncülük etti. Biz de tabii ki belediye olarak diğer kadın kooperatiflerimize olduğumuz gibi onlara da destek veriyoruz çok güzel sonuçlar elde ediliyor çok güzel şeyler oluyor gönüllülük adı altında bir birim de var o kadınlarımız geliyor birçok insan var emekli olmuş ekonomik durumu iyi bir şeyler yapmak istiyor topluma onları da bir araya getirip böyle bir yapı oluşturduk insanlar doğduğu yerde doysun köyden kente göçü önleyelim üretimi arttıralım kadını ekonomik hayata dahil edelim. Kadına, çocuğa çok daha fazla yakın olalım. Bütün e, bu düşüncelerle bu çalışmaları yapıyoruz. Peki, hemen devamında da yine bir e, kadın konusu gündemde. Kadına şiddet olayları artıyor. Hep arttığı söyleniyor. E, bu konuyla ilgili bakanlıklar çalışmalarına devam ederken, Türkiye'nin ilk kadın ve aile hizmet dairesi Mersin'de ee, kuruluyor. Yerel yönetimin bu konuda nasıl görevleri ödevleri olabilir? Şimdi bazı notlar aktaracağım seyircimiz için. İstihdam yaratmak için kadın kooperatifi kuruluyor. Kadın makam şoförü, kadın marangoz, kadın otobüs şoförü gibi farklı alanlarda kadınlar iş hayatına evet. ee, angaşa ediliyor. Şiddet gören kadınlara psikolojik ve sosyal desteğin yanı sıra kişisel savunma teknikleri hizmeti veriliyor. Daire bünyesinde ve otogarda kadınlara danışmanlık hizmeti veriliyor. Burada bir parantez açalım. Aile içi şiddetten başka şehirlere kaçan, kaçmaya çalışan kadınlar için toplu iş sözleşmesinde aile bireylerine şiddet uygulayanların işine son verilmesi maddesi ekleniyor. Evet. Evet, hepsi bunların yapılıyor. Doğru. Sizde hep merkezde kadın var. Tabii, tabii önemsiyorum. Sonuçta ee, sonuç da alıyoruz. Belediye hizmetlerimizde e, yönetime geldiğimiz günden bugüne e, yeni e, e, alınan elemanlarımızın çoğu e, kadın. Hı. Bizde daire başkanı kadın da var yani üst yönetimde Hı. kadın Hı. da var, memur da var, otobüs şoförü de var, otobüs kullanıyor, belediye otobüsü kullanıyor, e, parkta çalışan, çevre korumada çalışan, temizlikte çalışan, marangozluk yapan, doktor, e, her meslekten. Kadınlarımız var. Biz yönetime geldiğimizde %17 civarında toplam 10 bin civarında bizde çalışan eleman var. Çalışma hayatında olan. Bunun yaklaşık bir 5 puan arttırdık diyebilirim. Yani şu anda %22 seviyelerine çıkarttık. Tabi yeni... Eğer, Hedefleriniz var. Tabi ki yeni alımlarda. Hı. Kadınlara pozitif ayrımcılık. Tabi liyakat esası ama... Hmm. Kadınsa e, tercih nedenimiz oluyor. Her alanda da destek oluyoruz kadınlarımıza. Peki, e, aynı zamanda sporla ilgilisiniz. Futbol oynamışsınız. Yani tabii ki gençlik yıllarımızda evet. futbolla büyüdük diyebilirim. Evet. Ee, Siz hangi takımı tutuyorsunuz? Ben takım tutmuyorum. Neden? E, bu konuda galiba... E, ee, bazı erkeksi hislerim yok. Aman Allah'ım nereden <laughs> çıktı şimdi? Bana da böyle söyleyince sen de hakeme bak o zaman diyorlar. Evet. Yani aynı ee, kuşak olunca o dönemde evet. biliyorsunuz üç büyükler. <gülüyor> 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 ee, sporu ve çocukları bir araya getirdiğiniz bir kırk çiçekleri projeniz hmm, var mı çocuklar evet. derken 40 40 çi çiçekleri projesi köylerde yaşayan kız çocuklarıyla ilgili hem eğitim alıyor hem evet. de profesyonel ...sporcu olarak yetiştiriliyor. Evet. Şimdi bu tabii ki futbolla ilgisi yok bunun. Yani, fu yani kız çocuklar e, Futbol oynamış birisi sonra da kır çiçekleri projesi yapmaz değil, aslında. Değil işte, değil. değil. Yani. Bu, bu başka bir anlayışın ürünü. Burada e, aslında bir anlamda fırsat eşitliği yaratıyorsunuz. Hı -hı. Kız çocuklar ve köylerde yaşıyor. Köylerde aileleri bunların. Hı -hı. Bunların kente gelip... E, ...becerilerini ortaya koyacak, kabiliyetlerini ortaya koyacak e, bir imkanları yok. Biz bunları e, seçtik. 13 ilçemiz var. Kırsal mahalle yaklaşık 500 mahallemiz var. Çok güzel bir yurdumuz var. Kız yurdumuz yani daha doğrusu ikametka diyelim. İkamet ettikleri yer yurtta demeyelim. Bizim spor tesislerimiz içerisinde 60 öğrenci kapasiteli 5, 6 ve 7. sınıf öğrenciler bunlar. 3 yıl atletizm çalışacaklar. Yedinci yılda iki yıl çalışacaklar. Üçüncü yılda branşlaşacaklar. Basket, bol velo, bol atletizm hangi branşta olursa ve e, orada e, bulundukları e, ikamet ettikleri yere yakın bir e, okulda da okullarına gidecekler. Bizim servislerimiz götürüyor, okuldan getiriyor. E, öğretmenler var, eğitmenleri var, antrenörleri var. Hem sporlarını yapıyorlar, hem iyi bir sporcu olmak için çalışıyorlar, hem okullarına gidiyorlar. Hafta sonları da ailelerine gidiyorlar. Şu anda pandemi dolayısıyla ara verildi doğal olarak. Tabii. Ama çok muazzam bir proje olduğunu düşünüyorum. Peki, şimdi hemen program başında söylemiştim bizim pandemi döneminde Kültür sanat alanındaki hiç boş bırakılmaması gereken bir alan evet. olduğunu geçtiğimiz programda da söyledik. Çünkü ne olursa olsun hangi mevkide siyaset insanı ya da hangi iş adamı, hangi kişi memlekette yaşıyor dönüp dolaşıp sanatçıya ihtiyaç duyuyor. Evet. Ve ilk önce onu onun hayatıyla ilgisini kesiyor ondan sonra. işte gel benim toplantıma katıl, gel bana bir şarkı söyle, gel benim düğünümde işte bizi şey yap. E, Yücel, Kutsa. Ben savaşa gittim, yaralandım, geldim. Benim hikayemi yaz. E, ben çok büyük bir iş adamıyım. E, benden bahset, benim hayatımı, biyografimi anlat. E, ben kahramanım, benim şarkımı yap. Memleketin büyük destanlarını yazın, bunlardan operalar çıkarın, bunlardan senfoniler yapın, bunlardan tiyatrolar yapın. Bunları e, anlatın başka insanlara kuşaklardan kuşaklara tarih kitaplarıyla aktarılmayacak şeyleri siz söylencelerinizle destanlarınızla edebiyatınızla türkülerinizle anlatın. Hep sanatçıya ihtiyaç var. Her şeyde de ilk önce bunları biz bir şöyle bir gözden olarak tutalım. Eee tavır var. Bu açıdan sizi kutlamak da maksadımız bu programda. Pandemi dönemi sanat çalışmaları için tabii ki korkunç bir dönem geçtiğimiz günlerde Kültür ve Turizm Bakanlığı da müzisyenler için bir destek paketi hazırladığını açıkladı. Hemen bizim programımızın olduğu e, güzel tarihlerde düşün. yani biz de demiyoruz ki biz ya bunu yaptık da programı o da bizi seyretti de yaptı filan öyle bir şey yok tabii ki. Pandemi döneminde siz özel tiyatrolara ve yerel sanatçılara destek verdiniz. 13 tiyatro topluluğuyla 2 hafta süren tiyatro günleri etkinliği Yaptık organize ya. ettiniz. Açık Hava Amfi Tiyatrosu'na yapılan etkinlikler sayesinde hem seyirciler tiyatro toplulukları ve sanatla buluşmuş, hem de yaptıkları temsiller sonrasında tiyatro topluluklarına maddi destek sağlamış oldunuz. Belediye Şehir Tiyatrosu'na genç tiyatro sanatçıları alımı yaptınız. 15 oyuncu, bir dramaturk bir realizatör, iki ışıkçı, 4 sahne makinisti, 1 suflör olmak üzere ki bunlar, Tabii ki tiyatro hiyerarşisi içerisinde çok önemli e, mevkilerdir. Belediyeniz tiyatrosuna 24 yetenekli ve liyakatli kişiyi kazandırdınız. Şu anda Mersin'de Türkiye'nin ilk kadın sahne makinisti görev yapıyor. Çok önemli bir şeydir. Sahne makinesleri. Ee, pandemi döneminde 270 müzisyene erzak kolisi desteği sağladınız. Yaz döneminde de açık hava konserleri ve mini müzik dinletileri yapılarak toplamda 218 müzisyene bu etkinlikler sayesinde 345 defa destek verdiniz, verdirdiniz. Şimdi bu açıdan hakikaten teşekkür hak ediyorsunuz bir başkan olarak ve ben de şunu söylemek istiyorum yani hakikaten yaptıklarınızı, zaten vatandaşlarınız unutmaz, Mersin'de yaşayanlar unutmaz ama bir yandan da sanatçılar da unutmaz. Zaten en önemlisi sanatçıların unutmamasıdır. Biraz önce söyledim ya onlar bu şarkıları söylüyor, onlar bu kitapları evet. yazıyor, onlar bu resimleri yapıyor, sahne gösterilerini e, yapıyorlar. Bu açıdan burada bir şey sormuyorum. E, çünkü sorulacak pek bir şey de yok zaten. Şu andaki e, pandeminin getirdiği kısıtlılık içerisinde her türlü toplanma neredeyse Evlerdeki toplanma, ailenin toplanması, bir arada bir oturma odasında bir evde oturması bile kısıtlanacak hale gelmişken, zaten herhangi bir sanat etkinliğinde bulunmak mümkün değil. Evet. Sadece belki belediyeler tekrar e, açılacağımız insanların bir araya geleceği günlerde gösterilmek üzere, yapılmak üzere kimi işte festival, tiyatro oyunu, konser vesaire bunları belki organize edebilirler. Benim aklımca aklıma gelen şeyler bunu büyükşehir belediyeleri de yapabilir. Ee, çok bütçesi olan belediyeler de yapabilir. Az bütçesi olan belediyeler de yapılır. Bir belki şu yapılabilir. Gel arkadaş sen ne yapıyorsun? İşte konser veriyorsun. Sen oyun oynuyorsun filan. Peki kardeş ben sana işte tahminimiz şu tarihlerde, diyelim ki ilkbaharda tekrar bir araya gelmelerin başlayabileceği yönündedir. Ben sana avans vereyim. Denilebilir belki. Al şu avansı, işte çoluğunu çocuğunu doyur. Ben sana senin bu gösterini, belki belediye bütçesi için de uygun olur. Normal şartlarda sen benim bir konserimde bana şu rakama çıkacaktın. Gel önden ben seni kapatayım. O parayı vermeyeyim, şu parayı vereyim, o tarihte zaten böyle bir şey yapmak zorunda kalacağım. O zaman ben sana bunu taksitle ödemiş olayım. Hatta biraz daha az ödemiş olayım ee, ge gerekiyorsa vesaire. Belki böyle şeyler yapabilirim. Yani Bilmiyorum de... ne düşünüyorsun? Size doğru. akıl vermek gibi olmadı Estağfurullah. inşallah. Estağfurullah. Ama yani bunun yapılması lazım Hatta diye düşünüyorum. Hatta buna ticari olarak da bakmamak lazım. Sanat başka bir şey. Yani bunun çok parası var bir karşılık koymamak Çok an. özür dilerim. Lütfen öyle bakın, lütfen öyle bakın çünkü ben bütün sanat hayatım boyunca şunu duymakla bana san fena. Ya bakalım. sen sanatçı değil misin? Paraya ne ihtiyacın var? Ya bana? hayır hayır. Şimdi, <laughs> 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 lütfen görülüyor. ticari olarak yani bakın. Çok demek ki ha. siz darpane gibi para basıyorsunuz öyle görülüyor. Yani sanatçı çok para kazanıyor. Tabii ee, ki yok böyle bir şey. Halep'e öyle söylenir. Şimdi şöyle, <laughs> yani e, nasıl baktığınıza bağlı olay. Ben nasıl bakıyorum? Yani Mersin. İşte az önce konuştuk. Siz nasıl, her nasıl şey... baktığınızı gördük canım. Yani Burada her yani çeşit insan bekledim. var. Nasıl bu insanları bir arada tutacaksın? Nedir bunun? Yani bunun tutkalı ne? Bunun çimentosu ne? Ya i̇şte sanattır, spordur. İnsanlar bunlar evrensel kavramlar aslında evet. baktığınız zaman. Yani çıkıyor sahaya takımlar, taraftarlar. Sen şusun, sen busun değil. Ya yaşa, yaşa bizim takım çok yaşa. Değil mi? Ya da bir sanatçı dinlerken o huşu içerisinde kendinden geçiyor belki. Yani ne düşünüyor da sen şusun sen bu musun? Hayır değilsin. O havaya o amyansa kendisini kaptırıyor. Biz gerçekten Mersin'in bu anlamda sanata, sanatçıya ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Demokrasinin de sanata, sanatçıya ihtiyacı var. Çok cesur olur sanatçılar. Evet Kimse ses çıkaramazken bazı şeylere evet. Onlar doğruları söylüyor. Tabii yazarlar, sanatçılar. Değil mi? E, dolayısıyla biz e, bu konuda yasak savmak için değil. iş olsun diye değil. Taraftarlarımızın gönlü olsun diye değil. Bakın bu tiyatro sanatçıları 700 çocuk, genç, insan bize müracaat etti. Bu bu düşündürücü. Hmm. Bunlar içinden 350'ye yakını kriterlere uygun görülmüş çağrılmış. 10 oyuncu alacaktık. Hı -hı. Benden e, devlet opera ve balesinden e, yeni e, şu anda Bengi Hanım e, bizim e, dairemizin koordinatörlüğünü yapıyor. Statüsünden dolayı ona koordinatör diyoruz. Daire başkanı diyemiyoruz. Murat Atak Bey evet. e, o sanat yönetmenliğini yapıyor. 15 oyuncu aldık. İşte, siz de az önce söylediniz. E, realizatörden e, sahne makinesine, makinesine kadar, kadar. E, süflörüne kadar 24 e, kişiye tamamladık bunu. Biz daha da fazla sanatçı alabiliriz. Ve bunlar gerçekten konservatuar mezun. Evet. Gerçekten sanatçı. Ben gittim oyunlarını da izledim. 30 Ağustos'ta izledim. Bizim e, bu pandemi olmasa çok güzel oyunlar e, sergileceklerdi. Nazım Hikmet de başladılar. Hmm. Aşk Olan Hayat çok hmm. e, as, özür dilerim az olan hayattır. Hmm. Çok güzel bir oyun sahnedir dediler ve e, Mersin'ler de bunun farkına vardı. Değişimin farkına vardı. Hmm. Yani işi erbabına teslim etmenin gerçekten gerçek sanatçıların bu işi yapmasının ciddiyet içerisinde yapmasının farkını gördü. Biz istiyoruz kentimizde müzik olsun, sanat olsun, huzur olsun, barış türküleri, kardeşlik türküleri söylesin Mersin o bölgenin. O bölge çok önemli. Mersin, Adana, Hatay bölgenin dengeleri bakın e, Orta Doğu ateş çemberi onun hemen kıyısında olan o hardan o ateşten etkilenen bir hinterland olduğu için önemsediğim için bu konuyu açmak durumunda kaldım. Hı. Hı. E, zaten e, bütün dünyada da e, örnekler hep sanatçıların e, hem kendi ülkelerinde hem başka ülkelerde e, şehirleri başka bir şeye dönüştüren hep sanatçılar oluyor. Ya bunun çok örneği var. Bütün program anlatabiliriz. Ya gidiyorlar orada bir film festivali yapıyorlar ya bir tiyatro festivali başlatıyorlar ya bir fotoğraf festivali başlatıyorlar. Genelde festivaller. Ya festivaller dediğim zaman çok önemli festivallerden bahsediyorum. Yani sadece Fransa özelinde mesela Avignon diye bir şehirleri var. Belki sadece bir tarihi şehir olarak kalabilirdi. Bir tiyatro merkezi. Bütün dünyadan e, seyirci alıyor. Turist seyirci alıyor. Yani sadece kendi ülkesinden değil. Kan. Ne diyebiliyoruz kanı? İşte a, Ak festivali. Akdeniz'in incisi güzel suları var diye bilmiyoruz. Bir film festivali. Tabii. E, Arl şehri. Küçük e, Roma harabeleriyle bir bilinen pek de başka bir özelliği olmayan güzel bir şehir gittim niye gittim Arla çünkü orada her sene yapılan bir fotoğraf festivali ve bir fotoğraf okulu var yani her şehirlerini her şehirlerine oraya giden öncü sanatçılarla beraber festivallerle başka bir şeye dönüştürmüşler. Yani şehrin belki başka bir sanayi var, başka bir derdi, başka bir üretimi var. Bambaşka bir hale gelmiş. Turizm gelirleri o kadar artmış ki dönüşmüş. E şimdi Amerika'da böyle e, örnekler var. Yani Robert Redford diye bir o oyuncu adam gidiyor tek başına bir adam sayesinde bir başka bölgede, eyalette Hollywood değil, Hollywood'a alternatif bir Sundance yani. Film Festivali başlıyor. Bambaşka bir şey oluyor. Ya yani Bütün dünyada bunun örnekleri var. Biz bunu bilmiyoruz. Biz çoğunlukla şunu biliyoruz. İşte efendim Bodrum'u Zeki Müren tanıtmıştır. E, Urla'yı Tanju Okan tanıtmıştır diye biliyoruz. Ya tamam bu çok güzel. Allah onlardan razı olsun. Onlar sayesinde hem Tanju Okan hem Zeki Müren sayesinde bu e, noktaların e, turisti arttı ama onlar orada bir şey başlatmadılar. Bir şey yapmadılar. Süre giden e, bir e, kurumsal bir şey yerleştirmediler. Gittiler oraya oturdular. Ve de bunu çoğunlukla yaşlılıklarında yaptılar. Şimdi bizde İstanbul'umuzdan, Ankara'mızdan müthiş bir sanatçı göçü var. E, gidiyor nereye? Bodrum'a yerleştim. E şimdi bir tanesi gidiyor Bodrum'a yerleşmiş. Öbürü e, Ankara anlaşmasıyla Londra'ya yerleşmiş. Şimdi Ankara anlaşmasıyla Londra'ya yerleşen ne kadar işe yarıyorsa, Bodrum'a yerleşen de o kadar işe yarıyor. Ne yapıyorsun diyorsun? İşte salata çok güzel diyor. Işte domates güzel burada. Zeytinyağı güzel. İşte denize bakıyorum. ya, Tamam da ne yapıyorsun? Anlatabiliyor muyum? Yani sanatçılarla yapılabilecek şeyler var. Onları e, kullanmak lazım. Hele hele sizin bu açılımınızla beraber birçok sanatçının da ilgisini çekeceğini düşünüyorum. Mümledeceğim. Mümledeceğim. Peki şimdi e, kitaplar konusuna gel. Çok kitap okuyor musunuz? Okuyamıyorsunuzdur. Yani yine okuyorum ama tabii eskisi gibi değil. Yani zamanınız bol olduğu zaman zamanınızı e, kitaplara ayırabiliyorsunuz. Çok da keyif alıyorum. Söylediğim gibi çok o ilgimi sıkıntılı çekti günlerim. sıkıntılı evet, olduğum Evet, zamanlarda. Gerçekten öyle. Ya spor yaparım ya kitap okurum. Böylece unuturum. Birçok insan bunun tersine yani. Konsantre olamaz ben çok rahat olurum. Huzur veriyor bana. Yani bilmek, öğrenmek, farklı dünyalara gitmek çok güzel bir şey. Peki, yerde ederim. Bizim bir kabaremiz var ve kabaremizde bir e, kütüphanemiz var. 7000 bin e, kitaplık. Ben de e, bazen bazı konuk e, konuklarıma e, oradan bir kitap e, armağan ediyorum. Bu e, Can Yayınlarından bilmiyorum sever misiniz. Ben tabii ki belki gençler biraz eski kafalı bulabilirler ama O Henry e, seçme öyküleri. Yani özellikle öyküleri seçtim ki hani yarım bırakmak zorunda kalmayın işten güçten tamam, dolayı harika. diye sayın başkan. Çok o Henry'nin dünya vatandaşı. Can Çok Yayınları'ndan özellikle onu sunmak istedim. Pekala. E, İyi bir yerdeyken, herkes birbirinden memnunken, bir sonraki programa da yer açmak maksadıyla e, hoşça kalın diyeceğiz seyircilerimize. Siz dönecek misiniz İstanbul'da kalacak mısınız? Yarın döneceğim yarın sabah Peki, döneceğim. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyorum ben de için... e, gayet güzel bir sohbet çıktı diye düşünüyorum. Ben de faydalandım sizden. Ben sizden faydalandım. Çok teşekkür, çok teşekkür ederim. Pekala hanımlar beyler haftaya görüşmek üzere.